Nevşehir'de asılsız ihbarda bulunarak ekipleri saatlerce kendisini arattıran genç kız akıl sağlığı raporu için hastaneye sevk edildi. Van'ın Erciş ilçesinden Nevşehir'de ikamet eden teyzesinin yanına gezmeye gelen 16 yaşındaki SK, akşam saatlerinde 112 çağrı merkezini arayarak adının Damla K olduğunu söyleyerek Erzurum'dan Nevşehir'e geldikten sonra kaçırıldığı ve alkol içilerek cinsel tacize uğradıktan sonra ağaçlık bir alana bırakıldığı ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevşehir'de ihbara uyan ağaçlık alanlarda santim santim arama yaptı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı aramalardan sonuç alınamayınca arama şehir merkezine yakın bölgelerdeki ağaçlık alanlarda devam etti. 112 ekipleriyle sürekli irtibat halinde olan SK her seferinde farklı adres vererek ekiplerin farklı noktalarda arama yapmasını sağladı. Gece ilerleyen saatlerde kendisinin bir evde tutulduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri aramayı 2000 evler, 15 Temmuz ve Güzelyurt mahallelerinde yoğunlaştırdı. 112 ekipleriyle sürekli konuşan SK, zaman zaman polis sirenlerini duyduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Nevşehir sokaklarında ara ara siren çalarak SK'yı aramaya devam etti. Polis ekipleri genç kızın her tarif ettiği noktayı didik didik aradı. Yaklaşık 5 saat süren aramaların ardından farklı noktalarda bekleme yapan ekipler, 2000 Evler Mahallesi 4. sokakta bulunan bir apartmanın 2. katında cam kenarında bir telefon ışığı gördü. Işığın yandığı eve giden polisler 112'yi arayarak saatlerce yalan beyanlarda kendisini arattıran 16 yaşında SK'yı gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren titiz çalışması sonrasında yakalanarak gözaltına alınan SK'nın Van Erciş ilçesinde ikamet ettiği ve Nevşehir'de bulunan teyzesinin yanına 2 gün önce gezmeye geldiği öğrenildi. Sürekli internete girerek arkadaşlarıyla görüştüğü için teyzesinin evde bulunan internet şifresini değiştirdiği öğrenildi. Telefonunda sim kartı olmadığı için normal numaraları da arayamayan SK'nın vakit geçirmek için telefonundan acil çağrı merkezini aradığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen SK serbest bırakıldı. Hastaneye sevk edilen SK'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına bakılacak. Burası yok ya. Burası Merkez 45 Eylül 4 AC 112 ambulansına yönlendirildi, bilginiz olsun. 45 Eylül 4 AC 112 ambulansına yönlendirildi, bilginiz olsun.